Bahçeli içeri girdikten sonra da ilgi sürünce makam şoförü aracı Meis Otoparkı'na götürdü. Bayram İstanbul'ca hem karada hem de havada, bir de denizde kutlandı tabii. Kılıktan kılığa giren çocukların keyfine diyecek yoktu. Onların bayramı ve 23 Nisan İstanbul'da karada, havada, denizde coşkuyla kutlanıyor. Kılıktan kılığa girip Beyoğlu'nda yürüdüler. Kimin bayramı? Çocukları. Siz nesiniz? Uğur Bey'deyiz. Yürüyüşü Beyoğlu Belediyesi düzenledi. El ele tutuşup tünelden Galatasaray Meydanı'na yürüdüler. Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakereci Egemen Bağış da Beyoğlu'nda İhsan Şerif İlköğretim Okulu'ndaydı. Üstelik bugün doğum günüydü. Adımın egemen oluşu bugün doğmamdan kaynaklanıyor. Her öğrenci yurt dışını görmeli dedi ve ekledi. Yurt dışında okuma, yurt dışını görme sadece kaymak tabakasına has bir şey değil, herkesin ulaşabileceği bir konu. İstanbul'un en büyük etkinliği ise Feshane'deydi. Vali Hüseyin Avni Mutlu da oradaydı. Bakırköy Belediyesi engelli çocukları unutmadı. Onlar için şenlik düzenledi. Sahnede şu anda işitme engelli çocuklarımız var. Bugünün anlam ve önemini taşıyarak ritim tutuyorlar. Duymadılar ama coşkuluydular. Coşkularını kendilerini izleyenlere de yansıttılar. 23 Nisan coşkusu havada da vardı. Bağcılar Belediyesi İstanbul, Van ve Bulgaristan'da yaşayan 23 çocuğu helikopter turuna çıkarttı. Ve burası Haliç. Altın boynuz derler. Biraz tedirginler, böyle kas katı kaldılar. 15 dakika boyunca İstanbul'u izlediler. Nasıldı Emine? Çok güzeldi. Onlar gökyüzünde süzülürken kimi çocuklar da Boğaz'ın mavi sularında tekne sefasındaydı. Bugün 23 Nisan Çocuk Bayramı. Onlar da içinden deniz geçen şehrin çocukları. Hepsi bir araya geldi. İstanbul'da Boğaz turu yapıyor. Yani bu kadar yakından değil de daha uzaktan gördüğüm olmuştu. Bu kadar güzel gezdiğimi hatırlamıyorum. İstanbul'da yaşamalarına rağmen kimi çocuklar Boğaz'ı ilk kez görüyordu. Kocaman deniz var, siren sesleri geliyor. Martılar var. Bizim böyle yaşadığımız yerlerde böyle güzellikler yok. Tekneye gelince her şeyi görebiliyorsun. İnsanı huzurlu ediyor. Çocukları denizle buluşturan Deniz Temiz Derneği Tumepa ve İGDAŞ oldu. Çarpacak gibi gidiyor üstüne ama inşallah çarpmaz. Yanından geçti, arkasından. Gezi çok güzeldi ama gördüklerine üzüldükleri anlar da oldu. Denizleri kirletmişler. Bu manzara İstanbul'a hiç yakışmıyor. İzlediğiniz bugün Türkiye'nin dört bir yanında çocuklar bayramı kutladı ama bazıları ne yazık